Devam ediyor özel yayınımız sevgili seyirciler. Biraz önce CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'le konuşuyorduk. Şimdi yine Haluk Bey de burada. Bir konuğumuz daha eklendi. Emekli Kurmay Albay Haydar Ateş de bizimle birlikte. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olunuz. Evet, 15 Temmuz şehitleri anılıyor sevgili seyirciler. İstanbul'da tören alanına varmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'dan çıktı. Yürüyor şu sıralarda ailesiyle birlikte. Birçok bakan ve başbakan Binali Yıldırım da yürüyüş alanına vardı ve orada duaların ardından şehit yakınları ve gazilerle birlikte yürüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Orada da duaların ardından bir konuşma gerçekleşecek. Ankara'da da saat 22'de yürüyüş başlıyor 1. Meclis'ten Kızılay Meydanı'na doğru. Ve gece de yine Kızılay Meydanı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte meclise doğru yürüyecek vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla birlikte. Evet, yürüyüş bir taraftan ekranımızda devam edecek. Biz şimdi konuklarımızla konuşalım. Sürecin tabii bir yıl geçti diyoruz. Bu bir yıl içinde nasıl bir mücadele verildi, ne kadar yol kat edildi ya da neler kaybedildi, yanlışlıklar mı yapıldı, bunu da konuşuyoruz. O süreçte neler oldu? Bu bir yılı bir tekrar bir başlayalım, evet. Oradan. Tabii 2004 MGK'sını konuşacağız. Oradaki uyarılara uyulmadı. 17-25 Aralık milat denildi. Evet. 17-25 Aralık'tan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nde o yapılanma devam etti mi? Sayın Ateş'e de onu soracağız. Devam edelim sizinle kaldığımız, evet, yerden Haluk Bey. Şimdi bakın, az önce söylediğim 2004'e gelirken, hı hı, bir yeri daha toparlamakta fayda görüyorum. Türkiye gibi hem jeopolitik önemi çok üst düzeyde olan bir ülke, hem de silahlı kuvvetlerinin çok güçlü olduğu, dış politikasının özellikle dış işlerindeki yetişmiş hariciyecilerin çok deneyimli, çok birikimli olduğu, örnek alındığı bir ülkeye başka türlü saldırılamazdı. Yani dışarıdan birisi gelip de Türkiye'ye öyle kafa tutamazdı. Daha birkaç ay önce biliyorsunuz Rusya'nın Genelkurmay Başkanı artık Karadeniz bir Türk gölü değil diyor. Yani o bile geçmişte Türkiye'nin coğrafik alanı içerisinde büyük bir güç olduğunu kabul etmiş demek ki. Şimdi bu Türkiye'nin mevcut yapısı, yani Avrupa Birliği'ne girme iddiası içerisinde olan ve bu yönde kararlı, uluslararası sözleşmeleri uygulattırma azmi içerisinde olan bir Türkiye, demokratikleşme, hukukun üstünlüğü, işte dünyanın saygın bir ülkesi olarak önemli bir yol kat etmiş Türkiye nasıl durdurulabilirdi? İşte tam böyle durdurulabilirdi. Bu uluslararası küresel güçlere hizmet edecek olan bir tuzağa düşülebilirdi. AKP, FETÖ'yü kendi bünyesine alarak, onunla birlikte iktidarı FETÖ'ye teslim ederek Türkiye'yi tarihte bir daha belki de çok güç bir şekilde eski gücüne kavuşturamayacak bir sürecin içerisine soktu. Bugün dünyada hani şey var ya, sınırlar var. Sınırları zannederiz ki biz oradaki ülkelerin demografik yapılarına şunu. Hayır hayır, öyle değildir. Sınırları çizerler, ondan sonra o ülkenin içerisinde çeşitli etnik yapılar, etnisiteler oluştururlar. Bunlar böyle olmuştur. Ama bunun tek istisnası Türkiye'nin sınırlarını Türkiye'yi kuran, Cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları çizmişlerdir. Bizim sınırlarımız burasıdır şimdilik demişlerdir. Ama o coğrafyanın dünyanın tam da kalbi olduğu 21. yüzyıl başladığı zaman anlaşılmış. Niye? Çünkü öyle bir coğrafyada Türkiye yer almış ki dünyadaki bütün ekonomilerin, herkesin muhtaç olduğu bir bölge. Ve o bölgenin patronu da Türkiye. Türkiye Cumhuriyetlerle birlikte entegrasyonu sağladığı anda Avrupa Birliği'nin üyesi, Türkiye Cumhuriyetlerle entegre olmuş bir Türkiye'nin 21. yüzyılın süperstarı olacağını artık herkes görmüş. Durdurmanın tek yolu içeriden bunu engelleyebilecek bir yapıyı iktidar yapmak. İşte o yapının adı da AKP ve o yapıyı da oraya taşıyan FETÖ'dür. FETÖ, küresel güçlerin üretmiş olduğu tarihin en tehlikeli örgütüdür. Öyle şakaya alınacak bir örgüt değildir. Bugün bile çok güçlü. Ekonomik olarak da çok güçlü, siyasi olarak da çok güçlü. Dünyada çünkü onu, o güce taşıyan o uluslararası küresel güç hala arkasında. Onu görüyorum ben. Doğal olarak bugün Türkiye'de AKP, Türkiye'yi yeniden eski dinamizmine kavuşturma şansına sahip değildir. Çünkü defoludurlar. Siyasetin içerisinde de, kendi işlerinde de bu büyük defo devam ediyor. Buradan çok sorduk. Bir daha soralım isterseniz. Bu
2016'nın 15 Temmuz öğlen saatinde Abdullah Gül televizyonlara çıktı. Büyük sürpriz bekleyin dedi. Ben de 1000 defa buradan sordum. Televizyon ekranlarına sordum. Neydi o büyük sürpriz diye. Niye bugüne kadar sürprizinizi açıklamadınız? Veya bu büyük sürpriz 15 Temmuz gecesi yaşananları da içeriyor mu diye sorduk. Hala cevap gelmedi. Bir gün umarım cesaretini toplar da buna bir cevap verirler. Onun için Türkiye'nin özellikle geçen ay Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara'dan İstanbul'a başlatmış olduğu adalet yürüyüşüyle birlikte büyük bir sarsılması oldu. Türkiye kendine geldi. Çünkü bizler bir popülist söylemin içerisinde büyük bir otoriterleşmeye doğru giden bir siyasi iktidarın sürekli insanları baskılayarak ve sürekli hayal pazarlayarak ülkeyi nereye sürüklediğini 15 yılda gördük. Gördük ki 15 yıl içerisinde ileri demokrasi dediler, büyük kaybettik. Büyük özgürlükler gelecek, anayasa değişecek, kapsayıcı özgürlükler gelecek. Aman bırakın kapsayıcı özgürlüğü, anayasa da gitti. Ortada anayasa kalmadı. Efendim İstanbul'a 2. Boğaz Köprüsü yapacağız dediler, İstanbul'daki köprülerin hepsi yağmalandı. Sonuç itibariyle söyleyecekleri hiçbir şey yok. Bu popülizm dünyada var, böyle ülkeler. Mesela Hindistan'da da aynı benzer bir durum var. Filipinler devlet başkanı, o da popülist, şöven söylemlerle totaliterize doğru kayan bir yöntem var. Ama Cumhuriyet Halk Partisi Ankara'dan İstanbul'a başlattığı adalet yürüyüşünde 80 milyonun ortak paydası ve büyük bir siyasi kapsayıcılıkla yürüdü. Ben orada Misak-ı Milli'yi gördüm. Yani yalnızca Cumhuriyet Halk Partililer değil, Misak-ı Milli yürüyordu orada. Ve Türkiye'de şöyle bir şey düşünün, AKP'ye ilişkin bir tanımlama yapalım. Otoyolda 120 ile giden bir araç var, kendisi de özgüven içerisinde gidiyor. Tayyip Erdoğan 120 ile gidiyor, kimse de onu sollayamaz. Keyfi yerinde rahat geliyor. Ama arkadan bir tane otomobil geldi, 160'ta pat diye. Şimdi Tayyip Erdoğan o otomobilin stoplarını bile göremiyor. Geçti gitti. Cumhuriyet Halk Partisi aldı, büyük bir rüzgar arkasına aldı. Otoyolda 160'ta gidiyor. Bu telaş, bugün yaşananlar, bu büyük panikler, bu sabahleyin davet gönderiyorlar, öğleden sonra onu değiştiriyorlar, öğleden sonra bir daha değiştiriyorlar. Hani bizi de davet ediyorlar. Darbe raporunu da katabilir miyiz son eklenen maddeyi? Aynen öyle. O son eklenen, darbe raporuna eklenen madde bir kere suç zaten. Bu Reşat Petek zaten suçludur. Muhtemelen de FETÖ'nün baş koçlarındandır. Çünkü ona zaten o işi verdiler. Zaten savunduğu videolar tabii, vardı. Tabii canım, tabii. O FETÖ'cü. Ondan yana hiçbir tereddütümüz yok. Yani bugün bu işler böyle gidiyor ama hiç böyle gitmez. Yarın adalet geç işler ama hiç işlemediği görülmemiştir. Siz adaletin tekeri yavaş döner. Güçler dediniz ya, aslında 1 Mart da aklıma geldi tabii benim böyle olunca. Tabii ki. O zaman da denemediler mi 1 Mart'ta? Şimdi bakın, dünyada devletler var, bir de mahalleler vardır Elif Hanım. Hiç bunu yanlış söylediğimi kabul etmesinler. Gerçekten öyledir. Amerika Birleşik Devletleri için Irak artık bir mahallesinden ibarettir. Eyaleti bile değildir. Amerika'daki eyaletler de hukuksuzluk, demokrasiye aykırılıklar, özgürlüklerin kısıtlanmasında mahalleliler ayağa kalkarlar. Orada eyaletler var ama Irak Amerika Birleşik Devletleri için bir mahalledir artık. Libya bir mahalledir artık. Devlet, Türkiye bir devletti. Türkiye'yi de bir mahalle yapmak için gayret ediyorlar. İşte bu mahalle yapmak için ne yapacaklar? Türkiye savaş ilan edebilirler mi? Mümkün değil. Türkiye ne yapacaklardı? İşte Türkiye içeriden devletin kurulu düzenini çökerterek mücadele edemez hale getirecekler. Ondan sonra görmezden geliyorsunuz. Neyi? Adalarınızı işgal etmişler. Bakın adaları işgal etmişler. Evet. Şimdi kahramanlık nutukları atıyorlar. Adalar işgal edilmiş, hadi buyurun. İşte dediğimiz gibi o 1 Mart tezkeresinde de denendi aslında ama o zaman da yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte bu adalet mitingi duruşuyla aslında bu arada birazdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması da başlayacak sevgili seyirciler. Evet, 15 Temmuz şehitler anıtı açılacak birazdan. Ve dualar eşliğinde olacak. Ardından da Erdoğan konuşacak. Bu 2004'e ilişkin de bir şey söyleyeyim. 2004'te hatırlıyorsunuz Milli Güvenlik Kurulu'nda. Milli Güvenlik Kurulu'nun ne olduğunu bir söyleyelim. Vatandaşlarımız bir kez daha bunu görsünler. Milli Güvenlik Kurulu anayasal bir kurumdur. Anayasada düzenlenmiş bir kurumdur. Devletin en üst düzeyde güvenliğini teşhis eden ve bu güvenlik risklerine karşı alınması gereken tedbirleri hükümete öneren ve bunu devlet, bürokrasi, hükümet, yargı, devletin bütün kurumlarıyla uygulattıran yerdir. O tarihte 2004 yılında diyorlar ki Milli Güvenlik Kurulu'nda Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Genelkurmay Başkanlığı, Türkiye FETÖ adında bir terör örgütü tarafından büyük bir
operasyon içerisinde alınacak. Bu Türkiye için bir beka sorunudur. Buna karşı ivedilikle derhal hükümetin tedbir alması gerekir dediklerinde Ömer Dinçer'in kitabında anlattığı gibi diyor ki hukuki sorumluluğu ben aldım. Siyasi sorumluluğu zamanın başbakanı, şimdi AKP Genel Başkanı Erdoğan aldı ve biz o günkü uyarıyı uygulamadık. Nasıl siz FETÖ'cü değilseniz kim FETÖ'cü olacak o zaman? FETÖ'nün önünü açmışsınız, devleti ona teslim etmişsiniz, ne istemişse vermişsiniz, metiyeler dizmişsiniz, ekonomik olarak kalkındırmışsınız, devletin yargısını ona teslim etmişsiniz, askerini teslim etmişsiniz. Buna engel olanların başlarına gelmedik kalmamış. PKK teröristini almışsınız, Genelkurmay Başkanı'nı tanık yaparak içeriye tıkmışsınız, silahlı kuvvetleri içeriye tıkmışsınız. Daha ne yapacaktınız? Daha ne olacaktı? Bunun siyasi sorumluluğu olmayacak mı? Diyor ki Ömer Dinçer kitabında MGK kararına karşı ne yapıldığını, bir tavsiye kararı başbakanlığa bildirildikten sonra konuyu başbakanımıza açtım ve gelen yazıyı dosyasına kaldırmaya karar verdik diyor. Yani görülmüyor işte. Anayasal düzene karşı suç ikrarıdır bu. Bu karar metni Bakanlar Kurulu'nda imzaya açılmadı ve hakkında hiçbir işlem yapılmadı maalesef deniyor. Maalesef Yargıtay yani Başsavcısı uyarılar hiçbir şekilde Yargıtay Başsavcısı görevini yapsaydı Türk Ceza Kanunu 309. maddesi çok açık. Anayasal düzene karşı suç bu. Başka bir şey daha söyleyelim Elif Hanım. Yasalar, hani yasalar. Bu ülkede yasalar kimin için? Muhalefet için midir yasalar? Niye iktidar için bu yasalar işlemiyor? Niçin yolsuzluğa ilişkin yasalar işlemiyor? Terör suçuna karşı işlemiyor? Hiçbir yerde iktidarın herhangi bir şekilde hiçbir hesap vermesi, hukuki sorumluluk alması söz konusu değil. Şimdi bakın. Cumhurbaşkanı seçilme yasası. Yürürlükte mi? Yürürlükte. Dördüncü maddesi ne diyor? Cumhurbaşkanı seçilenin partisiyle ilişiği kesilir. Erdoğan Cumhurbaşkanı. Yasa yürürlükte. Yargıtay Başsavcısı nerede? Ne yapıyor? Evet. Bütün bu soruların cevaplarına da bakacağız. Sormaya devam ediyoruz elbette. Aslında hala geçmişten bu yana. Hemen Sayın Ateş'e de dönelim. Bu arada biraz önce saygı duruşu vardı. İstiklal Marşı okundu ve dualarla anılıyor 15 Temmuz şehitleri sevgili seyirciler. Şimdi hep 17-25 Aralık işte milat denildi. Evet. Ama birazcık da tabii TSK yapılanmasına da bakacağız. En son afişlerde gördüğümüzde FETÖ elebaşısını bize yansıtan hiçbir şey yoktu. Yoksuz. Tamamıyla ordunun itibarsızlaştırılmasına yönelik bir fotoğraf karesiydi. Birçoğu öyle yani hepsi aynen, öyle. Evet. Peki siz nasıl değerlendireceksiniz? Yani 17-25 Aralık deniliyor ama ondan sonra da devam etmedi mi bu süreç? Şimdi 17-25 Aralık'dan sonra da FETÖ ile ben mücadele edildiği konusunda herhangi bir emare göremediğim gibi bugün de çok ciddi ve şiddetli bir emare göremiyorum. Hı hı. Şimdi bakıldığında biraz önce 2004'ten bahsettiniz. Çok kritik bir dönemdi. Evet. İsterseniz oradan birkaç cümleyle bahsetmek istiyorum. Milli Güvenlik Kurulu, ülkenin milli güvenlik siyasetinin belirlendiği, bununla ilgili tüm yetkililerin bir araya geldiği önemli bir kurumdur. Ve bunun çok da güçlü bir hafızası vardı. Hatırlayın o dönemde Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, tüm dünyadaki gelişmiş ülkelerde, modern ülkelerde olduğu gibi bir askerdi. Diğer tüm ülkede de böyledir. Maalesef bu kurul o tarihte hemen askerlerin Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri alındığı bir Atina'dan sanıyorum gelen bir büyükelçimiz ilk sekreter olarak atandı. Ve daha da kritik olan Milli Güvenlik Kurulu'ndaki toplumla ilişkiler başkanındaki devletin hafızası alınıp ki basında da çıktı. O dönemde FETÖ'nün kontrol etmeye başladığı Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'na aktarıldı. Nitekim daha sonraki dönemde de bununla ilgili verilere baktığınızda da buraya aktarılmasının ötesinde hemen sorunuza da gelelim. 17-25 Aralık sonrası ne oldu diye baktığımızda hatırlayalım 15 Temmuz 2016 sonrası İçişleri Bakanı bir açıklama yaptı. 81 valinin 74'ü FETÖ'cü. 8000 polis istihbarat personelinin 7500'ü FETÖ terör örgütü üyesi. Yani hani 17-25 Aralık 2013 vardı. 2016'ya geldik. Bu emniyetteki durum, mülkiyedeki durum, il idaresindeki durum. Silahlı kuvvetlere baktığınızda da daha önceki yıllarda silahlı kuvvetlerin defalarca ikazı var. İlk
şu anda vatana ihanetten yargılanan bir örgüt üyesi olarak yargılanan generallere baktığınızda ilk terfiden 2004 yılında olduğunu görüyorsunuz. Şu anda Kor General düzeyinde yargılanan personelin 2004 yılında terfi ettiğini. 37 vekilin imzası vardı mesela. Evet. FETÖ'cü albayların, subayların önünü açan. Evet. Aynı zamanda. O da 17-25 Aralık'tan sonra oldu. Sonrasına geliyorsunuz. 15 Temmuz 2016'da örgüt üyesi olarak üniforma giyen bu gruplar şimdi yargılanıyor. Baktığınızda da bunların tuğgeneral ve tümgeneral ve korgeneral rütbesinde olan personel bakımında büyük kısmının tuğgeneral olduğu ve terfilerin de 17-25 Aralık sonrasına denk geldiğini görüyorsunuz. Yani evet. 2014-2015 yılına denk geldiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla bir de bakıyorsunuz hani şu anda işte kutlamalar yapılıyor. Neyi kutluyoruz onu anlamış değilim. Anma, ülke, anma gerçekten. Yani hadi anma olarak diyelim ama maalesef bugün sosyal medyada da dolaşan pankartlar gördüm. İşte vatandaş elinde pankart ve Cumhuriyet'in sonu diyor. Hani biz 15 Temmuz'un anmasını yapıyorduk. Bu pankart ne? Baktınız o vatandaş o pankartı hazırlayacak durumda değil. O pankart matbu olarak ya bir örgüt tarafından, bir parti örgüt tarafından ya da belediye tarafından hazırlanmış. Evet. Yani esas niyeti çok güzel pankartta ortaya koymuş ve milletin gözü önünde sosyal medyada yayınlıyorlar. Şimdi bir burada bir ara verelim. Bir reklama gideceğiz sevgili seyirciler. Ardından tabii orada bir cümle söyleyeyim de Elif Hanım izin verirseniz. Bir anıt açılışı söyleyeyim. Olacak. Tamam. O arada da hani reklama tamam. Bir cümle hemen kısaca söyleyeceğim. Şimdi o afişlerden bahsetti ya Sayın Aydar Bey. Afişlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı yapılan bu hasmane tutumu gerçekten utanç verici söylüyorum. O afişleri kim yaptıysa onların hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusuna bulunacağım. Bu kadar terbiyesizce silahlı kuvvetlerin mağdur edilmesini, rencide edilmesini insanın hazmetmesi mümkün değil. Ve komuta şimdi, kademesi sessiz bakın, bu duruma maalesef. Ya maalesef. O hava kuvvetleri o gece biliyorsunuz Abidin Ünal general, işte düğünde bulunan generaller hayatlarını riske atıyorlar. Gece yola çıkıyorlar. İşte Eskişehir'e geliyorlar. Oradan bir sürü talimatla darbenin durdurulmasında en önemli mücadeleyi veriyorlar. Akıncı pistini bombalıyorlar. Bomba yükletilmesini engelliyorlar. Uçakların şifrelerini kaldırıyorlar. Yani o F-16'ları uçuramaz ve konamaz hale getiriyorlar. Büyük bir mücadele yapıyorlar. Sanki darbeyi onlar durdurmamışlar. Sanki onlar engellememişler. Gelmiş 3 tane bir kum dolu kamyonu koymuş garnizonun önüne o kamyon durdurmuş. Yani ya tankın önünde subayla böyle bir şey olabilir mi ya? İşte buraya, sen bu subaylara, bu askere evet. Nasıl yaparsın böyle evet. Bir terbiyesini? Tam da buradan devam edeceğiz. Evet, bir araya gidelim. Evet, Sayın Ateş'le devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın sevgili seyirciler.